Fanzine özel ilk kuponunda 150 TL hediye. Yorumlardaki linkten üye ol, ilk kuponunda 150 TL'ye kadar bonus kazan. Tuttur, en kral sensin. Ekranları başına düşürsene bunu bilmeyen biri televizyonu bir açtı Sergen Hoca'yı görüyor tribünde. Bambaşka da duygular olurdu. Yani ama bugünler gelir mi bilmiyorum ya. Bir sürpriz olur mu acaba da merak ya, ediyorum. Keşke ha. olsa valla şey hayal ettim de. Yani çok güzel olur. Çağırsalar Sergen Hoca gider miydi sence? Kesin giderdi. Gider gider? O zaman neden çağırmadılar derim. Bak sen şimdi Sergen Hoca'yı iyi tanıyorsun. Ya Hadi ben futbol oynadım şöyle, beraber ben, ama. Sayın Ahmet Nurçevi yönetim kurulu bir kopukluk vardı Sergen Hoca'yla aralarında. Yani çok net bir şekilde belirlendi. Var zaten. da çok güzel olurdu Bu ya. Çok Bak güzel sen olurdu. bir de Sergen Hoca giderdi diyorsun ya. Keşke giderdi. yönetim davet etseydi diyorum şu an yani. Edilse kesin giderdi. Nat ekranından iyi günler. Fanzin Beşiktaş'ta karşınızdayız. Nihat Kahveci ile birlikte Beşiktaş'ın gündemini değerlendireceğiz. Kaptan hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen Fanzin'e başlayacağız ama önce sponsorumuzu hatırlatmak istiyorum. Tuttura üye olan kazanır. Fanzin izleyip Tuttura üye olan daha fazla kazanır. Çünkü şimdi Fanzin'e özel ilk kampanyada 150 TL bonus var. Yorumdaki linkten üye oluyorsunuz. Kuponunuzu yapıyorsunuz. İlk kuponunuzda Tuttur'la kazanmaya başlıyorsunuz. Evet Fanzin Beşiktaş'a başlıyoruz. Artık ligin ikinci yarısı başlıyor. Süper Kupa maçı var. Zorlu bir süreç aslında başlayacak. Neden zorlu bir süreç kaptan? İkinci yarıda Beşiktaş ligi en iyi yerde bitirmek isteyecek. Tabii. Ama 15 futbolcunun sözleşmesi bitiyor. O sırada bu görüşmeler devam edecek. Larin kalacak mı? İşte güvenle tekrar sözleşme yenilenecek mi? Vida'nın durumu ne olacak? Birçok konu var Beşiktaş'ın masasında. Sen İlk yarının bitimiyle birlikte bir röntgen çektiğinde ikinci yarıda Beşiktaş Beşiktaşlılar nasıl bir siyah beyaz takım bekliyor? Şimdi öncelikle büyük takımların hedefi hiçbir zaman bitmez. Şimdi biliyorsun çok önemli bir maça çıkacak Beşiktaş. Süper Kupa. Yani neden şimdi oynanıyor? Neden Katar'da oynanıyor? O da bir enteresan. Türkiye'de oynansa Beşiktaşlı taraftarlar o maçı izlemek isterdi. E böyle bir karar verildi. Saygıda duymak lazım. Tam kadro gitmek istersin. Bayağı eksik var. Özellikle işte üst solunum yolları deniliyor. işte COVID deniliyor. En son Gezal'ın Mehmet Topal'ın dönmesi. Tabii. Son dönemlerde oyunla girip katkı sağlayan Oğuzhan Yakup'un olmaması. Güven'in, Can'ın <laughs> baktığımızda bir kulübe anlamında eksik Beşiktaş. Altyapıdan gelen oyuncular var. Önder Hoca'nın da tanıdığı. Belki onlara da şans verecek maçın gidişatına göre. Tabii. Ama Beşiktaş favori. Neden favori? İsim olarak favori kadro kalitesi olarak favori, tecrübe olarak favori. Her anlamda favori bir Beşiktaş. Bakalım kazanacak mı kaybedecek mi? Çünkü bir 90 dakikalık maçtan bahsediyoruz. Uzarsa 120 olursa penaltılar. Böyle maçlarda da her şey olabilir. Rakip de sevdiğimiz kardeşimiz ve şu an hoca olduğu için sevgili Nuri Hoca önderliğinde toparlanmış bir takım. Onların da eksikleri var. Ama Beşiktaş'ın ne kadar eksiği olursa olsun mazeret değil. Önder Hoca da bence bunun bilincinde. Ama şöyle bir durum var. Bir 11 ile sahaya çıkacak ki. Bu 11 büyük ihtimal Ersin'i, ile Vidal'ı, Montero'lu, Rıdvan'lı. Orta sahada Josef Atiba'lı. Değil mi? Tabii. Piyaniçli. Ya ön tarafta da büyük ihtimal Kenan olur. Bu 11 iyi 11. İyi. ya Bu 11 kazanmaya yeterli bir 11. Bu 11 mazereti olmayan 11. Ama bu 11'in göstereceği performansla maçı alabileceksin gibi gözüküyor. Önder Hoca da bence zaten 11'den memnun olduğunda böyle 65 70lere kadar oyuncu değişikliği yapan da bir teknik direktörü değil. Doğru. Özellikle ilk maçı çıktığı Kayseri maçını hatırlıyorum. 70'ten sonra güvenle Oğuzhan girip o maçı almıştı. Evet. Şimdi o alternatifleri de olmadığı için bu 11'in oyununu izleyecek, sahada tutabildiği kadar tutacak. Gerekliyse de şöyle bir kulübeye dönüp bakacak güvendiği oyunculara oyunu almaya çalışacak. Ha. Böyle bir Beşiktaş göreceğiz. Şimdi Nuri Hoca'nın açıklamalarını da dinliyorum. Çok motive bir Nuri Hoca var. Ya kariyerinin Tabii. en önemli adımlarından birini Tabii. atacak. Kupayı, Adım alıp, kupayı alıp Antalya Spor'un tesislerine, kendi ofisine ve Antalya Spor tarihine ve teknik direktörlük kariyerine o fotoğrafı kupayla beraber astırmak isteyecek. Diğer taraftan Önder Hoca içinde böyle. Bundan bir buçuk ay önce altyapıda olan, altyapılarda çalışan, bugünleri hayal edemeyen Önder Hoca kupa kazanma ihtimaliyle sahaya çıkacak. Motivasyon konuşmasını iyi yapıyor mu? Yapıyor. Oyuncularla iletişimi iyi mi? İyi. Oyuncular da hem hoca için koşuyor mu, mücadele ediyor mu? Ediyor. Baktığımızda Beşiktaş'ın bu kadar eksine rağmen avantajlı bir durumda olduğunu düşünüyorum. Önder Hoca'nın motivasyonuyla da bu maçı kazanabilirler. Çünkü Önder Hoca da o altyapıda fotoğrafları var, evet. videoları var. O CV'ye Beşiktaş A takım teknik direktörü olarak bir süper kupa eklemek ama, ister. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçek anlamda artık bıktığım bir şey var. Açıklamalar. Hocam çok güzel açıklamalar yapıyorsun. Çok güzel cümleler kuruyorsun. Evet, evet. Ama şu duygusallığı ne olur bir kenarı bırak artık. <laughs> tamam, çok iyi Beşiktaşlısın. Beşiktaş taraftarı da seni çok seviyor. Ve herkes de öğrendi. Abi herkes öğrendi senin çok büyük Beşiktaşlı olduğunu ama hiç işte ne bileyim personel otobüsüne bin Beşiktaş'ın teknik direktörü maçtan sonra personel otobüsüne binmez. Kimse bana anlatması kaptı Binmemeli. Artık sen oradan futbolun başındaki adamsın. Binmemeli. Nasıl bak şimdi biz de altyapıdan geldik. Kesinlikle ben bak. çok saygı duyuyorum hocaya bu arada. Sonuna kadar da kalması o için. Onun seçimi tercihidir şey. ama ben senin ne demek istediğini çok evet. iyi anlıyorum. Anladın mı? Her şey zamanında yaşanılır ve bulunduğun yere koruma göre de hareket edilmeli. Biz de altyapıda yetiştik. Fulya Tesisinde girdiğimiz kapı belliydi. A takımın oraya gidemiyorduk hani. Oranın kapısı farklıydı. Ama buradan buraya geçince hep bu kapının içinden girdik ona göre davrandık. Sonuçta bir Beşiktaşlı'nın da evet. duruşu var. Hani derler ya kazancına göre iyi arabaya bineceksin, evet. iyi evde oturacaksın, iyi yemek yiyeceksin iyi giyineceksin, iyi restorana gideceksin çok kavramı evet Önder Hoca bir buçuk aylık süreçte Vatya geldi. O günleri unutturmuyor o günleri anlatıyor. Çok da güzel bir insanlar tarafından sevildi. Duruşu mütevazili ama iyi de çok abarttın mı sıkıntıdır. Evet. Senin dediğini ben o yüzden çok net anlıyorum. Önder Hoca, bir şey Beşiktaş A takım teknik direktörü evet. artık beyninin içinde bu olmalı Aynen. Otobüsün önünde oturmalı, yere geliyorsa oldu, geç kaldı, basın toplantısı yaptı, futbolcuza gittiyse özel, araba özel arabasıyla gitmeli ve bu kadar da artık çok böyle hani genç oyuncuları izliyorum, hoşuma gidiyorumdan ziyade Beşiktaş'ta hangi kupaları alabilirim, Beşiktaş'a hangi yıldız futbolcuları getirebilirim ve Beşiktaş teknik direktörü olarak ne kadar kalabilirim burada, nasıl şampiyon olabilirim? Kesinlikle. mi? Daha çok açıklamalı. Çünkü bence artık bu dönem yavaş yavaş geçti diye düşünüyorum. Geçti, Zaten taraftar seni seviyor sevgili Önder Hoca. Maç bitiyor seni alkışlıyorlar. Yani sen de yenilsen de senin iyi niyetini, Beşiktaşlığını herkes biliyor. Ama buradan ne iyi niyetli, ne Beşiktaşlı, ne kupalar kazanmış teknik direktörler geçti. Üç maç kaybettiğinde de tartışılıyorsun. Artık Aynen. Önder Hoca ağa takıma net konsantre olmalı. Ona göre de tabii ki davranmalı Şimdi, diye düşünüyorum. Konya'da mesela maçı seyrederken Önder Hoca'yı çok takdir ettim oyun içindeki hamleleri İlhan Hoca'ya daha sonra sordum. Evet. Çok zorladı dedi. Ya yani biz dedi kazandık. Satranç gibi. Ya yani biz dedi yani. aynen öyle. Biz dedi de beraber de kalabilirdik. Evet. Birer Ya oynadı Beşiktaş. Tabii iyi oynadı Kazanabilirdi. Beşiktaş, çok iyi oynadı diyor. Bir pozisyonda iki direk var Gezalı Çok iyi oynadı evet. mesela. Ben Önder Hoca'nın bu huyunu konuşmak istiyorum ama ben artık Önder Hoca'nın işte ben Beşiktaş'ı çok seviyorum açıklamasını konuş. Ya hocam biz bunu biliyoruz. Herkes biliyor. Tüm Beşiktaş'lar tabii, öğrendi. Tabii, tabii. Ama ya iki maçmamak başka... önemli. Ya o, kaptan Kupa'yı kaybederse, Süper Kupa'yı kaybederse ne olacak? Şimdi bak. Ondan sonra Başkan gittik, Ahmet Nurceyi kaybettiğin zaman ne olacak? Yani baş, çok başkası. Başkan Ahmet Nurçebi bu süreçleri çok iyi yönettiğini düşünüyorum. Yeri geliyor, konuşuyor, yeri geliyor, sabrediyor. Şimdi Önder Hocayı koyduğundaki düşünce neydi? O yeni hoca bulana kadar ki süreci geçirmekti. E, Önder Hoca ile takımın reaksiyonunu gördü. Sonra ne dedi Başkan? Skorları iyi dedi hak ediyor devam etmeyi dedi. o zaman skorlar kötü olduğunda değil mi? Hemen Siyah. siyahla beyaz gibi değişebilir. Buralar büyük camialar. O yüzden Önder Hoca işte şu an teknik, teknik direktör olarak konuşacak ve maçlarını kazanacak. Ve bu kupayı alırsa çok büyük kredi kazanacak. Beşiktaş'a işte işte devam edip etmemesi de bahsetmiyorum. Kendi kariyeri adına Türkiye Süper Lig'de çok takımda çalışabilme imkanı da bulacak. Hele de kupayı alırsa sezon sonuna kadar büyük ihtimal Beşiktaş'ta da Kalın. kalacak. Belki seneye de niye devam etmesin bile derim. Sonraki alınacak Ama şunu skorlara da, şunu, göre. Şunu unutmamak lazım. Sergen Yalçın geçen sene çifte kupa aldı en zor dönemde. 13 kişilik kadroyla. Bu sene kendi hataları, anlaşmazlıklar. Geniş kadroyla yapamadı. Geniş kadroyla yapamadı ve evet. ayrılmak zorunda kaldı. Sergen Yalçın'dan bahsediyoruz. Efsane. Ya Önder Hoca'nın biraz daha dikkat etmesi gerekiyor artık. Ya her 90 dakika finali ya, yeah. ya çok kişinin finali ama ben mesela acı artık şunun için söylüyorum. Duyguları çok duygusal bir insan. Asla ve asla yadırgamıyorum. Ama bir profesyonelin de kulüp iletişiminden. Hocam hani biraz daha bunları dizginleyelim. Artık daha çok hani şey konuşalım. Beşiktaş'ın hani futbolunu konuşalım. İşte tamam herkes senin Beşiktaşlığını biliyor. Tamam çok büyük Beşiktaş'ın hocam da. Hani biraz daha oyunu konuşalım. Hani biraz daha futbolcular üzerinden yorum yapalım, takımı konuşalım hocam demesi gerekiyor. Şu an nasıl heyecanlıdır? Ya yüzde yüz heyecanlıdır, herkes heyecanlı. <laughs> Şu an hocam. dakikalar geçmiyor. Geçmez. Şu kupa maçı oynayacaksın, ha Süper Kupa. Tabii. Şampiyon olan takımla kupayı alan Tabii. ki ikisinde Beşiktaş aldı diye Antalya finalde evet. Antalya Sporlu oynuyor. Şu an zaman geçmiyordur. Sen dediğine yüzde katılıyorum. Her şeyi çok abartmamak lazım. Hani başarılıyken de Aynen. abartmayacaksın. Başarısızken de abartmayacaksın. Ortayı bulacaksın. Bir şeyden bahsediyorsan da... ...her maç sonunda o şeyleri tekrar etmemeye çalışacaksın. Evet. Artık Önder Hocam sen Beşiktaş teknik direktörüsün. Artık altyapı seni o buraya getirdi. Ama artık buradasın. Evet. Konsantrasyon burası. Seni de herkes seviyor. Artık o bence Önder Hoca da onu yavaş yavaş... ...törpüleyecek Anladım. diye düşünüyorum. Bu arada... ...ya iki kupa dedik alan... Sergen Hoca değil mi? Ya şöyle bir şey olsaydı kötü mü olurdu? Evet hocam. Katar'a buyur gel bizimle. O tribünde dur hocam. Bu kupayı çünkü sen de kazanabilirdin. Davet edilseydi Sergen Hoca da gurur duyarak çok teşekkür ediyorum başkanım, sevgili yöneticiler. Geliyorum deseydi. Ekranları başındakiler de Sergen Hoca'yı tribünde görseydi acaba kötü mü olurdu? Vallahi şimdi geldi. Öyle bir sürpriz olma ihtimali de yok, değil mi? Ya Keşke bugünleri de görsek biliyor musun? Keşke. Çünkü bu kupayı aldı Sergen Hoca oraya koydu. Çünkü iki tane kupa evet. var. Bu üçüncü kupa bu iki kupadan dolayı oynanılıyor. Hoca da Sergen Hoca'ydı. Tabii ki şimdi Önder Hoca bu maçı oynayacak ve Önder Hoca ile Beşiktaş kazandı diye tarih yazacak ama orada yüzde seksen Sergen Hoca'nın hakkı var. Keşke böyle 90. bir iletişim kurulsaydı da evet. Beşiktaşlılığa da Beşiktaş duruşuna Aynen. da yakışır muhteşem bir hareket olurdu diye düşünüyorum. Ekranları başına düşünsene bunu bilmeyen biri televizyonu bir açtı Sergen Hoca'yı görüyor tribünde. Bambaşka da duygular olurdu. Yani ama bugünler gelir mi bilmiyorum ya. Bir sürpriz olur mu acaba da merak ya, ediyorum. Keşke ben. olsa vallahi şey hayal ettim de. Yani çok güzel olur. Çağırsalar Sergen Hoca gider miydi sence? Kesin giderdi. Gider miydi? O zaman neden çağırmadılar derim. Bak sen şimdi Sergen Hoca'yı iyi tanıyorsun. Ya Hadi ben futbol oynadım şöyle, beraber ben, ama. Sayın Ahmet Nurçevi, yönetim kurulu. Bir kopukluk vardı Sergen Hoca'yla aralarında. Yani çok net bir şekilde belirlediler. Var çok güzel olurdu ya. Bu çok Bak güzel sen olurdu. bir de Sergen Hoca giderdi diyorsun ya. Giderdi, keşke yönetim davet etseydi diyorum şu an Edilse yani. Edilse kesin giderdi. Beşiktaş taraftarlarının o güzelliği Önder Hoca'nın kulübede. Allah çok güzel olur. Sergen Hoca'nın türü Çok şey Yöneticiler çok. orada. O, o görüntü güzel olurdu. Ya bazen illa Beşiktaş'ın içinde çalışmak falan gerekmiyor bazı şeyler için. Ya da herhangi bir büyük camianın içinde. Bu konularda biraz eksiz ya. Çok eksiz. Ya çağır, efsanelerini de çağır Süper Kupa. Şu an çalışmayan mesela Beşiktaş'ta oynamış 10 sene, 15 sene. Mesela çağır İbrahim Üzülmez'leri. Bir şey söyleyeceğim. Şey orada, Abubakar çağır, Abu çağır İbrahim Toramanları. Toraman Abubakar, sen de burada hakkın tamam. var. Yakınsın de. Tabii Atla geldi, de, tribünde izle de. Anlıyor bu. musun demek istediğimi? Daha eskilere de git, şifoları çağır. Ya bunu niye bekliyorsun? Anlıyor ki musun? Yani. Recep'leri çağır, bir Samet bir Hocaları yani. çağır. Bunu niye bekliyorsun? Abi ben böyle bir ortam görmek istiyorum ya artık bu şey ülkede ya. Ne? Bunu Beşiktaş için söylüyorum. Asla abi asla. Genel kabul böyle olmalı. Senin söylediğini asla kabul etmiyorum. Şimdi ben aklıma geldi. Şu, ben neden şuna biliyor imreniyorum biliyor musun? Neden biliyor musun? Söyle neden? Gerçekten vefa artık Türk futbolunda sadece bir semt adı. Meşhur o laf. Ama meşhur. öyle olmamalı. Çok, aa, çok meşhur bir laf. Sen diyorsun ki şimdi keşke davet etseler, Katar'a gelse Sergen Yalçın, işte o İbrahim Uzunmez gelse, Toraman gelse. Ya Beşiktaş Kulübü senin doğum gününü kutlamadı. Ya, ya hayır ben hiç... bırakacak. Tamam. Ay, hiç, hiç ya, hiç, orada şey yapma. Real Sosa'da kutluyor. Peki, ya kutluyor. Işte, UEFA kutluyor. kutluyor. Mars, ya. Kutluyor. Ya, Mars kutluyor. Beşiktaş kutlamadı. Ya bak, bu çok ben beni bana dokunan bir şey. Aa, ben bana dokunuyor. Ben, Niye ben Beşiktaş'cıyım. Dokunuyor üzülüyorsun ben, tabii. Ben bana Çünkü çok dokunan bir şey. Tabii ki 3 takımla oynamışım kariyerimde. İkisi kutlayıp biri kutlamazsa üzülüyorsun ama burada zaten zamanda bahsettiğimde de anlatmak istediğim olaylar buydu. Böyle olmalı. Bunlar zor şeyler değil. Değil Kaç de. kişiyi alıp götürüyorlar evet. deplasmanlara, evet. maç evet. Izlenilere. Çok basit. Abi hadi bazı hocalar çalışıyor. Şey yapamazsın buradan gelmiş gibi. Bak bunu ben bütün büyük camiler için söylüyorum. Bir plaketle bazen maç önünde birilerini onurlamak, bir şeyler hazırlamak. Eskileri yad ya etmek, eskileri eskilerin eskilerini şey zor sana değil ya. Yani. bir şey söyleyeceğim. Sergen Hoca hak etmedim ya, ya bugün tribünde olmayı. Ya sana tek bir şey söyleyeceğim. Galatasaray Kulüp Başkanı Burak Elmas yılbaşı tebriği gönderdi. Kime? Bir bana düşün paket geldi işte mutlu oldun mu olmadın İnanılmaz mı? mutlu oldum Tebrik ediyorum başkanım. İnanılmaz Ya mutlu bunlar oldum önemli bak. Ne? artık ha, bak, kulüplerimiz var mutlu. hediyeler yolluyorlar Basını olsun oralarda oynamış olanlara Beşiktaş kulübünden SMS daha gelmedi ki kaç senedir diğer, orada çalıştığını diğer meslektaşlarıma sordum işte eski futbolculara sordum Ya şey ya kart yılbaşı kart Ufak bir detay ama ya, nasıl ya, mutlu oluyorsun? Ya i̇nanılmaz bir mutluluk İnşallah ya. İnşallah bugünleri de göreceğiz. İşte. Konya spor yolladı. İşte bak. bak mı bu ya? Olay sadece o gün o kulübün içinde çalışan oyuncular üzerinden ya da başkan yönetim çalışan üzerinden bir şeyleri kutlamak olmamalı. Evet. Bir şeyleri onur etmek olmamalı. Orada bir şeref tribünü diye bir yer var. Oraya oralara emek vermiş insanlar olabilir. Ya bu birlik beraberlik görüntüsü bile saha içindeki motivasyonu arttırır Aynen. normalde. Aynen öyle. Çünkü or, bugün oynayanlar belki geçmişte hayranlıkla işte Sergen Yalçın'ı izliyordu. Tabii futbolculuğunu. şifoyu izliyordu, Rıza'yı izliyordu, Samet'i izliyordu, Kadir'i izliyordu, Gökhan'ı izliyordu. İşte Dur. daha öncesinde, çağır abi Mario Gomez de çağır. Tabii, Emek ya, vermiş. Işte orada getir, tabii hani ya. Bilmiyorum anlatabildik mi? demek istediğim. Ya bu süper kupa, süper bir maç. Özel ya, bir kaptan, maç. Bunu işte. şova dönüştür biraz, şeye dönüştür. Ya bir de şöyle bir durum Güzelleştir. Var. Ee, 45 bin kişilik stadyum. 5 bin bilet satılmış. O da hani sponsorlar. 40 bin bilet kalıyor ellerinde. Doha Büyükelçiliği'ne başvuruyor. Türkiye Futbol Federasyonu maça gelmek isteyenlere ücretsiz dağıtılıyor Doha'da bilet. Ya tribün dolu olmaz? olsun. Ya yani. neyi durun dolu olacak. Kim gidecek Doha'ya? Nasıl gideceksin doğaya? Hele bu deyiver. Hayır bir de şeyi artırdılar. <laughs> Önlemleri de Tabii çok canım. artırdılar Tabii ya giderken. Arada. Ne testler ne, neler istiyorlar inanılmaz. Ay her şeyi geçtim ama sen bir Sergen Yansın davet et dediğin gibi. Yani bir de sen diyorsun ki gelir de diyorsun. Ya kesin ki. sen gitmez misin şimdi? Ya şöyle. Ya sen gitmez misin? Allah aşkına yani. ya. Gözünde canlandır ya. Sergen Hoca tribünde ya onu gören oyuncu da yine motive olur. Her de onun döneminde çok motive değillerdi de. Birazcık da gitmelerine sebep oldular. Ya Sergen Hoca'nın yani. da kendi hataları oldu yani. Geçen Vallahi... seneki Sergen Hoca performansı yoktu ama... Ya bir de Özel ya. Bu kupa yazın oynası 3 kupa Sergen Hoca Ya hatırlıyorum, Özel Uçak'la Öz, gidiyorsun burada. Zaten mesela en arkaya sen yatıyorsun. İşte onun önünde Oğuzhan oturuyor. Örnek veriyorum. Zaten uçak boş. Tabii tabii tabii. Uçak zaten boş. Üç koltuğa bir kişi otur. E tabii canım hep öyle gitmiyor muyduk <laughs> Allah aşkına yani. <laughs> ya, hep böyleydi. Ne olacak İbrahim Üzülmez'i çağırsan ne olacak? Şenol Hoca'yı da çağır bak. Tabii canım. Belki yanlış anlaşılır. Onu ayrı uçakla gönder ama o da gelsin. Aa Şenol Hoca bu maça geldi mi? Artık çok malzeme veriyor. hayır yani aslında öyle düşünmesek. <laughs> tabii canım. Gelsin. Kaptan ağzına sağlık. Belki sallı. o günler gelir. İnşallah gelsin. Biz başarılar oraya. dileyelim. Tabii her iki takım. Hak eden kazansın. Kesin. Antalya Spor'da kötü takım değil. Biliyorsun ligde yenilgisiz bir takım vardı Trabzonspor ve o Trabzonspor'u yani, yani. çok iyi oynayarak yendiler. Kolay maç değil. Hakikaten kazansın. İki hocaya da başarılar diliyorum. İkisi adına da sevinirim yani K kazanan iki hoca adına da. Kaptan ağzına sağlık. Çok Sen teşekkür ediyorum. Salak. Evet. Fanzin Beşiktaş'ın sonunda hemen hatırlatmamızı yapalım. Bu haftanın sosyal boyis fenomeni efsane isim James Kiist. 2021 yılında takipçilerine toplamda 2 milyon 400 bin Türk lirası kazandırdı. Sosyal bahis keyfine bol bol kazanmak için sen de yorumdaki linkten tuttura üye ol. İlk kuponunda 150 TL'ye kadar bonus kazan. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hazine Özel ilk kuponunda 150 TL hediye. Yorumlardaki linkten üye ol, ilk kuponunda 150 TL'ye kadar bonus kazan. Tuttur, en kral sensin.